Merhabalar, bu bölümümüzde alkol, sigara ve madde bağımlılığını konuşacağız. Bağımlılık, bir insanın bedensel, ruhsal ve psikolojik faktörlerini etkileyen ve beyin yapılanmasından fiziksel yapılanmasına kadar, davranışlarına kadar tüm unsurları taşıyan bir süreci işaret etmektedir. Madde veya benzeri bağımlılıklar genellikle artık bu maddeyi bırakamama ihtimaliyle birlikte bu maddeyi bağımlılık haline getirebilen unsur olarak adlandırmaktayız. Genellikle bağımlılık yaşayan bireylerde gerek kendi iç dünyalarında çözemedikleri ve çevrelerine karşı çözemedikleri iletişim problemleri ve birçok problemler birbirini barındırmaktadır. Bağımlılık eğer tedavi edilmezse ve bunun için gerekli destekler alınmazsa yaşam boyu sürebilir ve bunun için gerekli hastalıklara da işaret edebilme ve birçok hastalıkları da tetikleyebilme veya oluşmasına sebep olması da sağlanmış olabilmektedir. Genellikle sağlığını kaybetme, ekonomik bütçenin sarsılması ve çevreyle ilgili, arkadaşlıkla ilgili problemler ve hayattan, yaşamdan kendini izole ederek kendisini bir soyutlama eğilimi taşıyabilme özelliklerine sahiptirler. Madde kullanan kişilerde tolerans geliştirme, yani seviyenin arttırılması, ben şu kadar bir ölçekte bunu içiyorum veya kullanıyorum, sonrasında ise artık o ölçeğe ve o doza alışması ve doz arttırımına gidilmesi sağlanabilmektedir. Genellikle yoksunluk atakları, yani biz bunlara delirium diyoruz. Yoksunluk ataklarında fiziksel olarak çok zorluklar çektiği veya bazen kalp krizi veya başka psikolojik problemlerin ardından fiziksel problemlerin de oluşabileceğini ve bu yoksunluk esnasında o maddeyi kullanma zorunluluğu hissettiği bir bağımlılık türü diyebilmekteyiz. Bağımlılık yapıcı maddeler ise tütün, sigara, nargile, alkol, esrar, eroin, sedatif ilaçlar, diğer olarak ise bonzai ve sadece bu kullanılan bir madde değil, örneğin cinsel sapkınlıklar veya belirli ilişkisel problemler de yine bu madde bağımlılığı türlerinin içerisine girmektedir. Ayrıca bu madde bağımlılığı türüne girenlerin esrar, kokain ve yine kumar bağımlılıkları da ciddi anlamda bir bağımlılık arttırıcı modeller arasına girmektedir. Bağımlılık nasıl başlar? Öncelikle ilk temas, ilk tanışma, bu bana bağımlılık yapmaz ki olumsuz inançları ya da bu bir doğal ürün, bu bir doğal madde, bu bize bağımlılık yapmaz, bunun zararı yoktur gibi cümlelerle ilk temas, ilk tanışma, ilk merakla başlamaktadır. Sonrasında ise çevrenin bunu düzenli olarak kullanması, çevresinin sadece bunu kullanan kişilerden oluşması ve bunu düzenli ve rutin haline getirmeleri bağımlılık seviyesinin ikinci basamağı olarak görülmektedir. Kötüye kullanım ise aslında alkol kullanım bozukluğu gibi, yani kötüye kullanımı, dozumun arttırılması ve sonrasında öncesinde bahsettiğimiz gibi bunu bağımlılık hale getirmesiyle üçüncü aşamada, yani bağımlılık aşamasıyla başlamaktadır. Sonucunda ise bağımlılık dediğimiz gibi hem psikolojik hem de fiziksel olarak tüm vücudun bozulmasına, yavaş yavaş geriye sayma dediğimiz duyguların oluşmasını sağlamaktadır. Çeşitli uyuşturucular, gerekli halüsinojenler veya olmayan düşünceler, gerçekte olmayan gerçek dışı düşünceleri göstermeye veya duymaya sebebiyet verebilir. Bunu kullanan kişiler genellikle bağımlılığın yanında depresyon belirtileri veya kendisini sosyal fobiyle birlikte destekleyerek yalnızlaşma eğilimine geçme durumları görülmektedir. Bazı bağımlılık yapan ilaçlar ise yine de reçeteyle yazılmış veya bu reçeteyle yazılan ilaçların doğru kullanılmaması bağımlılık yapıp kötüye kullanımı sağlanmasıyla oluşmaktadır. Yine bağımlılık yapan unsurlara baktığımız zaman tiner, çakmak gazı, bali gibi belirli maddeler ön plana çıkmaktadır. Kişinin madde bağımlılığı ve diğer unsurlarını taşıyan bağımlılıklarda kendi iş hayatına, kendi ailesine ve kendi yaşamına ayıracağı vakitinden dahi çalabilmekte ve artık bu maddeyi bırakabilmek için yoğun çaba sarf etmekte ve bırakmakta zorlanmaktadır. Bunun için tıbbi destek alınması gerekmektedir. Alkol bağımlılıkları ise genellikle uyku bozuklukları ve bedende yorgunluk hissi, o maddeyi kullanmadan kendi güncel rutinimize dönememe durumları ön plana çıkmaktadır. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına, kalp hastalıklarına ve kansere sebebiyet verebilmektedir. Yine mideyi tahriş ederek gastrit ve ülsere sebebiyet verebilmektedir. Göz kaslarında ise ani gerileme ile birlikte çift görebilme özellikleri de taşıyabilmektedir. Madde ve alkolün en büyük kullanılan problemleri ise genellikle belirli acı ve yaşanmış olumsuz duygulara unutma isteği veya bunları geçiştirme, bastırma isteğiyle de kullanılabilmektedir. Bu duyguları tamamen daha da ciddi anlamda bozabilmekte ve hiçbir olumsuz acıyı ve problemi de unutturmamakla birlikte bastırmakta ve bu sonraki başka davranışlarınızda, başka zamanlarınızda daha da olumsuz bir süreçle karşınıza gelebilmeyi sağlamaktadır. Bunun için kendi sorunlarımızı, kendi acı ve problemlerimizi alkol ve madde keyif verici şeylerle değil, gerçek doğal yollarla veya tıbbi yollarla çözebilmek en sağlıklı ve en temel unsurlardan biri olmalıdır. Kullanılan maddeler vücudun savunma sistemini zayıflatarak
hepatit B, AIDS, fren gibi, kanser, kangren gibi birçok ölümcül hastalığa yol açabilmektedir. Madde kullanan ekonomik problemlerinden sonrasında gasp veya borç gibi, çünkü onu alabilme ve ondan vazgeçememe durumlarının ön plana çıktığı için birçok aile ve birçok ekonomik problemler ve ekonomik hukuki sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Bunun bulunamaması veya bunun tüketilmemesi sonucunda ise çeşitli saldırgan davranışlar veya belirli psikolojik problemlerle insanlara veya kendisine istismar edebilme özellikleri de taşıyabilmektedirler. Bağımlılık faktörlerini etkileyecek olan birey faktörü, bireyin kendisinin farkında olmaması ve kendisine zarar verebilecek olan maddeleri kullanmama ve bunları araştırma isteğinin olması. İkincisi ise aile faktörü, ailenin bu gibi olumsuz maddelerin kullanmasını engelleyici bir anlatımla bunu sağlanması. Baskı oluşturan tüm tutumları bildiğimiz gibi yasak sevicilikle merak duygumuz çok daha gelişmektedir. Bunun için daha kontrollü bir şekilde bunun bilgilendirilmesi. Okullarda ve gerekli kurumlarda bunun yaygınlaştırılması, alkol ve maddeyle mücadele edilmesiyle ilgili birçok kampanya ve proje yürütülmektedir. Bunlara ise toplumun destek vermesi, ailelerin destek verebilmesi ise çok önem arz etmektedir. En önemlisi ise çevresel faktörler. Çevrenizdeki bunu kullanabilen insanlar olabilir. Onlara baskıyla, dışlamayla veya kendilerini kötü hissettirecek davranışlarla değil, onlara destek olarak gerekli yerlerden gerekli desteği alabilmeleri için sadece yardımcı olmak ve onları damgalamamak, stigmatizasyon sağlamamak önemli bir konu haline gelmektedir. Genellikle ergenlik dönemlerinde madde kullanım olasılığı o dönemlerin verdiği belirli haz ve duygulardan dolayı daha yoğun hale gelebilmektedir. Madde kullanan kişinin genellikle kendi öz bakımlarında yetersizlik olduğu, okuldan kaçma isteği veya okulda ilgili belirli kurallara veya belirli programlara uyum sağlamama göstergeleriyle birlikte oluşmaktadır. Genellikle bağımlılık yapıcı maddelerde tütün, alkol grubunun dışında uyuşturanlar afyon, morfin, eroin, metadon ve kodein olarak yer almaktadır. Uyaranlar ise kokain, crack, amfetamin, ekstazi, kaptagon ve metanfamin olarak yer almaktadırlar. Hayal gördürenler ise esrar, LCD, herbal space ve sihirli mantarlar olarak karşımıza gelmektedir. Bağımlı olan bir bireyle iyi bir iletişimin arttırılması ve sonrasında ise tedavi için kendi isteğinin ve kendi rızanın olması gerekmektedir. Bunun için baskı yapılmaması ve dediğimiz gibi damgalanma yapılmaması, kaliteli bir iletişim geçirilmesi gerekmektedir. Bazı madde bağımlılığı yaşayan kişilerde ise vücutlarının belirli yerlerinde yanıklar, izler ve kişisel görünümlerinde ciddi anlamda kendilerine bakım vermedikleri görülebilmektedir. Yine bu madde bağımlılığı taşıyan kişilerde sık sık burun kanamaları, sık sık burun çekme özellikleri taşıyabilmektedirler. Yine yoksunluk zamanında mide bulantısı, kusma özellikleri taşıyabilmektedirler. Yine madde bağımlılığı yaşayan bu grupların içerisinde tek tek hepsi göz önünde tutulmalıdır ve sadece bir tanesi bu kritere yeterli şekilde sayılmamaktadır. Bu yüzden bu madde bağımlılığı yaşayan kişilerin düzenli bir hayatlarının olmaması ve eve geç gelebilme ve aile yaşantılarına uyum sağlamalarında zorluklar ve güçlükler yaşanmaktadır. Genellikle yorgun, çekingen, içine kapanık ve sessiz kişiler olarak bilinebilmektedir. Koordinasyon bozuklukları, ayakta kalamama ve doğrusal oranda yürüyememe davranışları madde bağımlılığı yaşayan kişilerde görülebilmektedir. Bağımlılığa düşüren olumsuz yanlışlardan birisi ise ben bağımlı olmam, bu bana ne yapar ki olumsuz tutumlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Ya da genellikle herkes kullanıyor ve olmuyor gibi davranışlarıyla bu bağımlılık türlerine aşina olduğumuzu görmekteyiz. Genellikle madde kullanan bir çevrede olan bir genç bu maddeyi kullanmaya başladıktan sonra bırakmak istemesinde yağcılık, aşağılama, tehdit, korkak gibi akran zorbalıklarıyla karşılaşabilir. Bunun için kişinin kendisini kontrol edebilmesi, öfkesini kontrol edebilmesi ve akran danışmanlığı dediğimiz peer mentoring desteğini alması, psikolojik destek unsurlarını taşıyan gruplarda destek alabilmesi de gerekmektedir. Genellikle özgüvene ilişkilendirdiğimiz hayır diyebilme duygusunu kendisinde gerçekleştirmeli ve özgüvenini bu yönde arttırmalıdır. Bu hafta alkol, sigara ve madde bağımlılığı konuştuk. Temiz bir gelecek için bunlara hayır ve dur demenin şimdi tam zamanı.